Dikdörtgen biçimli bir kağıt kesikli çizgiler boyunca sırayla katlandığında aşağıdaki düzlemsel görüntüyü oluşturuyor. Ve şekildeki uzunluklar aynı birim cinsinden olduğuna göre son durumda kağıdın gözüken beyaz yüzeyin alanı kaç birim karedir? Şurayı istiyor arkadaşlar. Şimdi biz katlama sorularına ne yapıyoruz? Tabii ki en son şekli orijinal hale dönüştürüyoruz. Bakın son şekilden başlayacağım. Ben tersine doğru açıyorum ve ilk haline getiriyorum. Buradan da şöyle birleştirdim. Evet, bu şekilde. Sonrasında da katlanan parçaların birbirine eşitliğini gösteriyoruz. Şimdi şu küçükten başlayacağım ben. Bakın bu parça bu parçaya eşit. Şöyle üzerinden de kırmızıyla geçelim. Evet. Açılarda karşılıklı birbirine eşit 90'a 90. Diğer uzunluklar 2'ye 2. Bilmediğim bu uzunluğa x diyeceğim. Bu durumda diğer uzunluk da x olacak. Tamam. Şimdi gelelim diğer katlanan parçaya. Şu açımız 90 derece ise yine bu açımız da 90 derece olacak. Ve şu uzunluğumuz x artı 1 olduğuna göre diğer uzunluğumuz da x artı 1'e eşit olmalı. Sonra katlama çizgileri açıortaydı. Bakın şu açıya ben noktalı açı diyeyim. Hatta A'ya A diyelim. Ve hemen yanındaki diğer katlama çizgisinin de açıortay olduğunu gösteriyorum. Ona da B'ye B diyelim. Arkadaşlar burada bakın 2A ile 2B'nin toplamı 180'e eşit. O zaman ne olur? A ile B'nin toplamı 90'a eşit olur. Yani şu soldaki minik üçgenle diğer sağdaki üçgen birbirlerine benzer üçgenlerdir. Şu açıya ben B dersem B'ye 90, diğer şu açımızda büyük üçgende A'ya eşit olacak. Bundan sonrası benzerlik. Benzerlik kullandığım zaman soru çok rahat bir şekilde cevabına ulaşacak arkadaşlar. Bu soruyu bakın farklı bir şekilde de çözebilirsiniz. Ama sorunun en kolay çözümü benzerlik diyebilirim size. Bize verilmiş dikdörtgen biçimindeki kağıdın arkadaşlar bir kenarı 7 birim. Onu da yerine yerleştirelim. Burası 7 olduğuna göre 2x artı 1 7'ye eşit. O halde 2x 6 olur. X de buradan 3'e eşit gelir. Bundan sonra artık benzerliği çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Bakın yerine koyacağım. X yerine 3 koydum. X artı 1'in değeri de bu da 4 oldu. Ve dikdörtgenin diğer kenarına geliyorum. Bilmediğim bu kenara y diyeceğim. Bu durumda karşılıklı kenarların eşitliğinden şu uzunlukta y artı 2'ye eşit olacak. Küçükten başlıyorum. Noktalı açı olan A'nın karşısı 2 iken diğer üçgende A'nın karşısı 4'e eşit. Ha 2'ye 4, 1'e 2 benzerliği geldi. Tekrar döndüm küçük üçgene. B'nin karşısı 3 ve diğerinde B'nin karşısı y artı 2. Gidenleri gönderiyorum. 2'ye 4, 1'e 2 ve y artı 2 eşittir. 6'dan y de buradan evet 4 geldi. Artık alana geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Ancak ben şu ikinci şeklin üstüne göstermek istiyorum. Çünkü şeklin içi baya bir dolmuş durumda. Ben ikinci şekli şöyle tamamlayacağım. Aynı üçüncü şekle dönüştürmüş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bizden istenilen bölgenin alanı şu beyaz bölgeydi. Biz dikdörtgenin tamamından bu üçgenleri çıkartırsak istenilen alanı da bulabiliriz. O halde alanlara geçelim. Bakın şu kırmızı üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2'den 12'ye eşit oldu. Bu parçalar birbirine eşitti. Burası da 12'dir. Sonra diğerine geçtim. 2 çarpı 3 bölü 2'den bu minik üçgen, onun eşi olan bu üçgenin alanı da 3 birime eşit olur. Gelelim dikdörtgenin alanına. Dikdörtgenin alanı bir kenarı 6, diğer kenarı da 7 idi. 42. Şimdi 42'den o halde çıkartacağız diğerlerini. 12, 12 buradan bir 24 geldi. Artı diyorum 3, 3'ten de 6 geldi. Yani 42'den 30'u çıkarttık. İstenilen bölgenin alanı 12 oluyor arkadaşlar. Doğru cevap da C şıkkı geliyor.